Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Emrah Şahin. Sizinle beraber Cumhuriyet dönemi coşku ve heyecan dili getiren metinlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün inşallah. En son sizinle beraber ikinci yeni şiirini görmüştük. Bugün de sizinle ikinci yeni sonrası toplumcu gerçekçi şiiri göreceğiz. Öncelikle özelliklerine, genel özelliklerine değinmemiz gerekiyor. Bu genel özellikleri aslında sizler biliyorsunuz. İlk derslerimizde sizinle beraber toplumcu gerçekçi şiirinin özelliklerini görmüştük zaten. Nazım Hikmetran, Rıfat Ilgaz, Hasan İzzettin, Dinamo gibi sanatçılardan bahsetmiştik. Bugün de yine sizinle beraber ikinci yeni sonrası toplumcu gerçekçi şiiri göreceğiz. Toplumcu gerçekçi şiire baktığımız takdirde arkadaşlar temel hedef işte toplumsal aksaklıklara, işte ezilmiş insanların işte yaşamış olduğu sıkıntılara bir nevi sözcü olmak hedefi söz konusudur. Yani sanat toplum içindir anlayışıyla toplumsal konulara yer veriyorlar. Dil nasıl olacaktır? Elbette ki temel hedef insanlara bilgi vermek, insanları yönlendirmek veya işte ezilmiş insanların sözcüsü olmak olduğuna göre dil nasıl olacaktır? Saat olacaktır. Sanatçılar bu gelenekte e, söyleyişten ziyade yani şekilsel özelliklerden ziyade içeriye önem verecekler. Çünkü şiiri araç olarak görüyorlar ve bu eserlerde özellikle arkadaşlara baktığımızda ikinci elinden farklı olarak imgelere, çağrışımlara yer verilmiyor. Açık bir anlatım tercih ediliyor ve toplumsal gerçekçi şiirde e, serbest şiir türlü eserler verirken zaman zaman da geleneksel söyleyişlerden yararlanma yoluna gitmişlerdir. Kimler var diye biraz sonra arkadaşlar sizden de zaten onları göreceğiz. İsmet Özel, Süreyya Berfe, Nihat Behram gibi sanatçılardan arkadaşlar bahsedeceğiz ve isterseniz ilk olarak İsmet Özel'den bahsedelim. Evet İsmet Özel'e değinmeden önce daha doğrusu buradaki özelliklerine bakmadan önce ben sizlere e, İsmet Özel hakkında bazı bilgiler vereyim. İsmet Özel eski sosyalist, eski toplumsal gerçekçi. Gerçi, gerçi e, eski sosyalist diyebiliriz. Yani toplumcu, toplumcu gerçekçi anlayışı halen devam etmekte. E, halen bir başkaldırı var. Halen e, yani yerleşik olana veya diyelim ki emperyalist anlayışa karşı çıkış söz konusudur İsmet Özel'de. İsmet Özel eski sosyalist, eski devrimci, yeni İslamcı bir sanatçı olarak karşımıza çıkmakta ama e, eleştirmenler İsmet Özel'i yine gelenek olarak toplumcu gerçekçi şairler arasında sıralamaktadır. E, baktığımız zaman özellikle İsmet Özel'i eserlerinde halen bu başkaldırı söz konusudur. Öyle söyleyelim. Ee, halen e, hayatını sürdüren İsmet Özel İskilal Marşı Derneği, Derneği'nin başkanı olarak e, kendisi e, bir nevi uğraşını devam ettirmekte. Bir dönem bir dönem okuyucuya küsmüştü ve o yazmayı bırakmıştı. E, belirli bir aradan sonra İsmet Özel terk, tekrar e, yazılar kaleme almaya başladı. İsmet Özel gerçekten hem iyi bir şair aynı zamanda e, ülkemiz için iyi bir düşünü, düşünür olarak e, adlandırabileceğimiz daha doğrusu e, nitelendirebileceğimiz bir sanatçıdır. İsterseniz hemen özelliklerine bir bakalım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini okumuştur arkadaşlar. E, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı bölümünü bitirmiştir. Devlet Konservatuvarı'nda Fransız okutmanı olarak çalışmış. Atol Behramoğlu ile beraber bu özelliğini bilelim arkadaşlar. Halkın Dostları dergisini çıkarıyor. Baktığımızda arkadaşlar, evet Partizan Ateşi ile önemli yer tutar ama genel anlamda İsmet Özel sorulduğu zaman özellikle arkadaşlar bilmemiz gereken eserler Evet isyanı mutlaka bileceğiz. Cinayetler kitabı mutlaka bileceğiz. Celladıma gülümserken adlı arkadaşlar ve aynı zamanda Erbain'i mutlaka bilmemiz gerekiyor. İsmet Özel'e baktığımız takdirde arkadaşlar yani çok fazla öne çıkan bir özelliği yok. Ama Atol Behramoğlu ile beraber halkın dostlarını çıkardığını mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bilmemiz lazım. Bu bizim için önemli. Demin altını çizmiş olduğum eserlerde mutlaka ve mutlaka bileceğiz. Bir de İsmet Özel paragraflarda tanıtılırken o ibare demin ilk başta anlatırken ki ifade ettiğim ibare geçiyor. Eski sosyalist, eski devrimci, yeni İslamcı sanatçı son dönemlerde İslami duyarlılığıyla ön plana çıkan bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır İsmet Özel. Ve bu eserlerini mutlaka arkadaşlar bilelim. Ee, dediğim gibi iyi bir şair. Kendisi zaten deneme sınavlarının soru bankalarında karşımıza çıkan bir sanatçıdır. ÖSYM'nin de soru sorabileceği bir sanatçı olarak arkadaşlar İsmet Özel'i değerlendirebiliriz. Evet, hemen diğer sanatçımıza geçelim. Ataol Behramoğlu. Atol Behramoğlu'nun ismini demin İsmet Özel'i anlatırken arkadaşlar e, zikretmiştik. Atol Behramoğlu da halen yaşıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili Edebiyatı bölümünü arkadaşlar bitirmiş. Ve baktığımızda daha sonrasında yurt dışında İngiltere, Fransa ve Sosyal Sovyetler Birliği'nde öğrenim görmüş. Bu yönünü bilelim arkadaşlar. İsmet Özel ile beraber Halkın Dostları'nın dergisini çıkarıyor. Sonra kardeşi Nihat Behram beraber Militan dergisini çıkarıyor. Bunları bilelim. Ve bence ee, en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Fransa'da Türk ve Dünya şiiri üstüne simlerler vermiş. Ve Türk şiiri üzerine çalışmalar yaptığını bilmemiz lazım arkadaşlar. Atol Behramoğlu'nun geleneğini mutlaka bilelim. Hakeza İsmet Özel'in öyle. İkinci yeni sonrası toplumcu gerçekçiler dinlendir. Bunu bilelim arkadaşlar. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili Edebiyatı bölümü mezunu dedik. Ve baktığımızda İsmet Özel'le beraber Halkın Dostları dergisini çıkarıyor. Bu önemli arkadaşlar. Ve Fransa'da Türkiye Dünya Şiiri üzerine seminerler veriyor. Bunu bilelim. Ve bu aşk burada biter. Ve ben çekip giderim. Ee, hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aynı zamanda beslenen bir şiirdir. Önemli bir şiir. Yine e, Atol Behramoğlu sorulduğu zaman karşımıza çıkabilecek olan eserlerini altını çizecek olursak bunlardan bir tanesi bir Ermeni general. En çok sorulan eserlerden bir tanesi. Bir gün mutlaka mutlaka yine arkadaşlar biliyoruz. Mustafa Zuhbi desan çıkıyor yine arkadaşlar deneme sınavlarında falan. Baktığımızda Bebeklerin Ulusu Yok adlı eser arkadaşlar milli eğitimin 2 ya da 3 yıl önceki ee, zannedersem 10. sınıf edebiyat kitabında yani bir edebiyat kitabında arkadaşlar Bebeklerin Ulusu Yok e, isimli bir eseri vardı. Burada özellikle arkadaşlar savaşa karşı bir e, direniş var, savaşa karşı bir başkaldırı var. Ve isimlerle anlaşılacağı üzere özellikle arkadaşlar savaşların e, yaş dinlemeden birçok insanın katledilmesine sebep ol, olduğu ifade ediliyor ve savaşa karşı çıkılıyor. Bunu mutlaka arkadaşlar bilelim. Evet baktığımız zaman deneme incelemede yani e, çok fazla karşınıza çıkabilecek bir eser yok antolojide değil. Dediğim gibi özellikle bu aşk burada biter. Bir Ermeni general bir gün mutlaka. Mustafa Sufi destanı bebeklerin ulusu yok. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bilelim. Evet. Ve Atol Behramoğlu'nda böylelikle geçmiş olduk arkadaşlar. Süreyya Berfe'den bahsedelim. Süreyya Berfe'de arkadaşlar deneme sınavlarında sorularda karşımıza çıkan bir sanatçı. Ve isim olarak nerede arkadaşlar kendisini e, konumlandıracağız? İkinci e, ikinci yeni sonrası toplumcu gerçekçi sanatçı olarak arkadaşlar kendisini bilmemiz lazım. Bu zaten e, Süreyya Berfe'nin mutlaka bilmemiz gereken özelliklerinden bir tanesi. Çünkü sanatçılar tanıtılırken gelenekleri mutlaka arkadaşlar veriliyor. Ve baktığımızda arkadaşlar özellikle Türkiye Milli Talebe Federasyonu açtığı kasaba, e, kasaba ad, e, yarışmada Kasaba adlı şiir ile arkadaşlar derece e, kazandığını görüyoruz. Başta Süreyya Berfe önce farklı anlayışlarda eserler yazıyor yazıyor arkadaşlar. Baktığımızda öncelikle ikinci yeni e, şiiri bağlamında eserler veriyor. Ama daha sonrasında Nazım Hikmet'in eserlerinden etkileniyor ve ne yapıyor arkadaşlar? Toplumsal olayların e, şiirlerine yer aldığını arkadaşlar görüyoruz. Bunu bilelim. 1960 kuşağından etkilenmiş, 1960 kuşağı biliyorsunuz önemli bir kuşak olarak karşımıza çıkıyor. E, toplumsal e, yaşayışımıza gerçek yön veren e, bir kuşak olarak Hatırlıyoruz ve baktığımız zaman arkadaşlar şiirlerini özellikle Anadolu'yu tanıtmaya Anadolu'yu tanıtma anlayışına yöneliyor ve Türk şiirinin eski kaynaklarından faydalandığını görüyoruz o zaman Süreyya Berfe'nin toplumcu gerçekçi bir şair olduğunu bileceğiz Kasaba adlı şiirini mutlaka bilmemiz lazım önce ikinci yeniden etkileniyor daha sonrasında Nazım Hikmet'in etkisiyle toplumsal olayları kaleme alıyor arkadaşlar ve şiirlerini Anadolu'yu tanıtmaya amaçlıyor sonrasında da arkadaşlar Türk şiirinin eski kaynaklarından yar, e, yaralandığını bilmemiz lazım. Eser olarak baktığımızda arkadaşlar gün olayı bilelim. Evet, Sorulanı bilelim arkadaşlar. Ondan sonra Nabigay'ı bilelim arkadaşlar. E, hayat ile şiiri de bilirsek yeterli. Süreyya Berfet dediğim gibi özellikle arkadaşlar gelenek olarak hangi geleneğe ait olur bilirsek isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Ve geçelim diğer bir toplumcu gerçekçi şairimize Refik Durbaş. Refik Durbaş'la ilgili neler söyleyebiliriz? Refik Durbaş hani toplumcu gerçekçiler hangi konular işliyorlardı dediğimizde bunlardan bir tanesi köylü sorunları. Diğer bir tanesi ise arkadaşlar köyden büyük kente göçen insanların arkadaşlar yaşamış olduğu sıkıntıları kaleme alıyorlardı. Refik Turbaş da bu şekilde özellikle arkadaşlar köyden kente göçen, insanların büyük kente yaşamış olduğu acıları, sıkıntıları kalem alan şairlerden bir tanesidir. Refik Turbaş'ın babası e, hatırladığım kadarıyla Erzincan evet Erzincan'dan e, İzmir'e taşınıyor. Kendisi bir su tesis, tesisatçı. E, Refik Turbaş'ın babası. Ve kendisi de hani değinmiş oldu eserlerinde değinmiş olduğu temayı, o daha doğrusu olayı, olguyu yaşayan bir sanatçı. Babası köyden kente göçen birisi olarak e, arkadaşlar e, karşımıza çıkıyor. Ve Refik Durbaş da bunları yaşamış, kent, köyden kente göçen bir şahıs olarak, bir çocuk olarak, çocukluğu arkadaşlar İzmir'de geçiyor ve büyük kentte bu şekilde arkadaşlar e, yaşamını sürdüren bir şahsiyet. Ve e, özellikle eserlerinde baktığımızda, Kendisi gibi köyden kente göçen insanları arkadaşlar işliyor ve unutmayın anahtar kelimelerimiz var Refik Turbaş'ta sorularda sorulduğunda mutlaka bu ibareler geçer. Bunlar pazar yerleri, çarşı, pazar ondan sonra e, kalfa, çırak, e, işçi kızlar arkadaşlar özellikle eserlerinde önemli yer tutar. Anahtar kelimelerimiz bunlar. Evet baktığınız zaman zaten çarşıların pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan ve ne dedik arkadaşlar unutmuyoruz işçi kızlar işçi, kızlar. Evet. Bunları bilmemiz lazım. Baktığımızda önce ikinci yeni etkisiyle eserler yazıyor. Ama zamanla toplumcu bir yöne kaydını görüyoruz arkadaşlar. Sonrasında anlam kadar biçimi de önem veriyor. Normalde arkadaşlar toplumcu, toplumcu gerçekçiler neye önem veriyordu? Anlama önem veriyordu. Ama burada Refik Durbaş'ın biçimi de önem verdiğini söylemiştik. Ama anahtar kelimemiz nedir arkadaşlar? Son maddeyi unutmayacağız. Kesinlikle çarşı pazar yerleri, çay evleri, gibi işte işçi kızlar arkadaşlar önemli yer tutuyor. Eserlerin ismine, bak ismine baktığımızda kuş tufanını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çırak aranıyor mutlaka bilmemiz lazım. Çaylar şirketten mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ki zaten dikkat ederseniz çay evleri dedik. Çaylar şirketten çırak pazar yerleri dedik. Çırak aranıyor arkadaşlar isim olarak karşımıza çıkmakta. Böylelikle Refik Durbaşı da bitirmiş olduk. Ve geçiyoruz yeni bir toplumcu gerçekçi sanatçıya Can Yücel. Can Yücel eski Milli Eğitim Bakanı, babası Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir şahsiyet. Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel'in oğlu. Ve Can Yücel ile ilgili arkadaşlar maddeleri geçmeden önce ben sizlere bazı hususlar hakkında bilgi vereyim ki maddelerde de bunlar geçecektir. Can Yücel baktığımızda arkadaşlar kendisi Beatnik şiirin öncülerindendir. Beatnik şiirden kasıt nedir arkadaşlar? aykırı şiir. Can Yücel bazı kişiler tarafından çok şiddetli olarak eleştirilmiş. Çünkü Eserlerinde özellikle arkadaşlar Argo Sözcükleri küfre sıkça yer verdiği için bazı eleştirmenler tarafından eleştiriliyor. Ancak bazıları ise sanatçının özgür olması gerektiğini sanıyor ve Can Yücel'i bu anlamda arkadaşlar destekleyen açıklamalar yapmışlar. Can Yücel eserlerinde dediğimiz gibi özellikle Argo Sözcükleri yer veriyor. Beatnik şiirinin öncüsü, öncüsü olarak karşınıza çıkmakta Türk Edebiyatı'nda. Ve yine Can Yücel ile ilgili şu mutlaka bilmemiz lazım. Şiirlerinden bir kısmını veya bir çoğunu da diyebiliriz açıkçası birçoğunun kendi çevresinden kişileri arkadaşlar yazmıştır. Ee, baktığımız zaman işte ölüm ve oğlum, e, hayatta ben en çok babamı sevdim, küçük kızım suya gibi arkadaşlar eserleri var. Evet aynı zamanda baktığımızda özellikle Shakespeare'in, Brecht'in falan e, gibi böyle ünlü yazarların arkadaşlar oyunlarını çevirdiğini biliyoruz. Evet baktığımızda kaba ama samimi bir yeni bir üslup ile şiirler yazmıştır diyor. Evet 1905'nin yazma adlı kitapta toplamıştır diyor. İşte siyasi konularda eserler yazıyor, çeviriler yapmış. Biz ne dedik arkadaşlar? Mutlaka bilmemiz gereken ne dedik arkadaşlar? Ee, bunu geri alalım, hemen kalemimizi inceltelim. Dedik ki arkadaşlar, Beatnik şiir. Beatnik yani aykırı. Aykırı şiir. Şiirin öncüsü edebiyatımızda. Onunla beraber Küçük İskender de var arkadaşlar. Göreceğiz Küçük İskender'i de. İskender'i de. Sonra bir de ne dedik arkadaşlar? Şiirlerinin bir kısmını, şiirlerinin bir kısmını yakınlarına yazıyor. Unutmuyoruz. Evet, anlaşılmayan bir husus dersem yoktur. Evet, ölüm ve olum eserlerine baktığımız zaman arkadaşlar, bir siyasinin şiirleri. Bu önemli, bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Ondan sonra yine dediğimiz gibi, maide, maideyi de bilmemiz lazım. Ölüm ve olum. Küçük Kızım Suya. Unutmayalım Küçük Kızım Suya. Evet. Onu da neyse. Artık aklınıza tutarsanız. Bir de hayatta ben en çok babamı sevdim. Onu da arkadaşlar bilelim. Can Yücel ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Ve hemen 1980 sonrası şiire bir giriş yapalım isterseniz. Ee, daha sonrasında arkadaşlar ee, şairlerimize yönelelim. Evet ee, bu dersimizde 1980 sonrası şiire geçelim ve birkaç şair gördükten sonra arkadaşlar isterseniz sonrasında bugünlük dersimizi bitirelim. İlk olarak 1980 sonrası şiirin genel özelliklerinden biri bahsedelim arkadaşlar. Ben şöyle bir yüzeysel bir bilgi vereyim sonra maddelere bakalım. 1980 sonrasında arkadaşlar herhangi bir topluluk ortaya çıkmıyor. Neden? Çünkü o dönemde arkadaşlar biliyorsunuz ki darbe dönemi. Darbe dönemlerinde arkadaşlar bir siyasi birliktelik, edebi birliktelik, fikirsel bir birliktelik sağlamak açıkçası güç. Çünkü yani baskının olduğu bir dönem. Bu sebeple arkadaşlar 1980 sonrasında herhangi bir topluluk karşımıza çıkmıyor. Yalnız baktığımızda bu dönemde arkadaşlar şiir alanında ve şiir alanında e, hemen hemen farklı geleneklerde böyle anlayışlar karşımıza çıkmakta. Ama ağır basan, ağır basan arkadaşlar şiire baktığımızda bu dönemde arkadaşlar bu dönemde ikinci yeni izlerini görmek mümkün. 1980 sonrasında da arkadaşlar bu anlayışta işte eserler yazıldığını görüyoruz. Evet, bilmemiz gereken neler vardı arkadaşlar? Dedik ki herhangi bir topluluk yok, e, farklı gelenekler... Devam ediyor ama ağır basan arkadaşlar ikinci yayın anlayışı diyoruz. İsterseniz özetlediklerine bir bakalım. Türk şiiri 12 Eylül askeri müdahalesinden önceki ideolojik ve siyasi havanın etkisinden kurtulmuş ve kendi yatağına dönmüş. Evet bu yıllarda dikkate değer bir grup çalışması veya ortak bir şiir hareketi görülmemiştir. Sebebi ne? Darbenin etkisi. Ve bu dönemde şiir çalışmaları dağınık bir manzara göstermektedir. Önde gelen isimler arasında 1960 kuşağı şairleri diye nitelenen Hilmi Yavuz, Atol Behramoğlu, Özdemir İnce, İsmet Özel, Süreyya Berfe'yi sayabiliriz. Ama Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy gibi arkadaşlar şairler ise 1980 sonrası kuşağın parlayan isimler olarak karşınıza çıkacaktır. Bunları sizinle beraber zaten arkadaşlar göreceğiz. Evet, isterseniz hemen Haydar Ergülen'i görelim. Haydar Ergülen baktığımızda arkadaşlar kendisi ee, önce Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. Daha sonrasında arkadaşlar ee, Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji dizayn edersem yani bir bölüm bitiyor, bitiriyor. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde de arkadaşlar okuyor. Ee, geçimini reklamcılıkla sağlayan bir şahsiyettir arkadaşlar. Yayıncılık reklamcılıkla sağlıyor. Reklam yazarlığı yaptığını biliyoruz arkadaşlar. Ve ilk işini Umur El, Erkan Elkan ee, ilk kesimde Mehmet Can adıyla yayınlamış. Yani kendisinin arkadaşlar müsaade isimler kullandığını görüyoruz. Ve çeşitli dergilerde baktığımız arkadaşlar somut, Türk dili, Yusufçuk, ya varlık, ya, Var, e, yarım varlık gibi dergilerde arkadaşlar yayımlıyor. Aynı zamanda e, bir de üç çiçek, İstanbul'da üç çiçek, e, bir de şiir atı dergilerin çıkaranlı şahsiyetlerden bir tanesi. Ee, tabii şimdi Radikal gazetesine diyoruz. Artık bu gazetede tabii eee gazete artık yok. Yayın hayatını sürdürmüyor. Haydar Ergülen'le ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar unutmayın. Eserlerinde özellikle e, Alevi Be Bektaşi gelenekten faydalandığını söyleyebiliriz. Bunda not e, o, not olarak arkadaşlar unutmayalım. E, Alevi Bektaşi evet gelenekten faydalanmış. Bunu da arkadaşlar mutlaka bilelim diyoruz. Ve ee, dediğim gibi Haydar Ergülen Hüseyin Atlansoy özellikle arkadaşlar e, şiir geleneklerimiz arasında e, 1980 sonrası şiir başlığı çıktığı günden sonra biliyorsunuz ki arkadaşlar bundan yaklaşık olarak e, bir 7-8 yıl önce hatırladığım kadarıyla bu başlıklar yoktu ama bu şekilde başlıklandırmalar söz konusu oldu. Orada e, hatta e, çıkmış sorularda arkadaşlar 1980 sonrasında Haydar Ergülen ile Hüseyin Atlansoy önemli bir yere sahip. E, bu yılki 12. sınıf arkadaşlar kitabında da Haydar Ergülen ve Hüseyin Atlansoy'un eserlerini görüyoruz. Bu sebeple arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı e, ders kitabında arkadaşlar eğer bir sanatçıya yer vermişse ÖSYM e, e, soru hazırlarken bu sanatçılardan art, sanatçılara yer vermeyi arkadaşlar önemsiyor. Bunu bilelim. Evet Haydar Ergülen'i bileceğiz. 1980 sonrası sanatçılardandır. Özellikle İstanbul'da üç çiçek şiir atı dergilerini çıkarmış Alevi Bektaş geleneğinden faydalanan bir şahsiyet. Yayıncılık, reklamcılık yapıyor ve eser olarak nar. Karşını bulamamış soruları mutlaka bilelim. Hafız ile mutlaka arkadaşlar bilelim diyoruz. Ve sonrasında Hüseyin Atlansoy diyoruz. Hüseyin Atlansoy da arkadaşlar sosyoloji bölüm mezunu sanatçılarımızdan bir tanesi. Ve Hüseyin Atlansoy Eskişehir Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim görmüş aynı zamanda e, e, Anadolu Üniversitesi'nde arkadaşlar akademisyen olarak hayatına devam eden bir sanatçı. Haydar Ergülen Alevi Bektaşı geleneğe ait Hüseyin Atlansoy ise dikkat ederseniz arkadaşlar eser yazdığı dergilerin isimlerine bakın. Diriliş, Yeni İklim Dergah e, özellikle bunlar arkadaşlar e, muhafazakar yapıya sahip insanların sanatçıların eser verdiği dergilerdir arkadaşlar. Dirilişi baktığımız zaman kimler çıkar, kim çıkarıyordu? Sezai Karakoç ve e, çevresi çıkarıyordu arkadaşlar. 7 iklim ile dergah da yine arkadaşlar muhafazakar ve böyle işte e, milliyetçi yönü olan özellikle muhafazakar yönü ağır basan kişilerin oluşturduğu arkadaşlar bir e, yani der, dergi diyelim. Hüseyin Atlansoy bu geleneğe ait sanatçılardan bir tanesi doğal olarak arkadaşlar. Ve baktığımızda özellikle arkadaşlar şunu bilelim. Şiirlerin yoğun bir yolculuk teması görülüyor. Evet yolculuk yani yol anlatılmış Hüseyin Atlansoy'un şiirlerinde. Ve ironiye sık sık başvurduğunu görüyoruz. Ve şiirin sesi zamanla yumuşamış ve daha iç, içe seslenir olmuştur. Hüseyin Atlansoy 1980 sonrası şairlerden Yedi İklim dergah dergilerine yazılarını kaleme alıyor ve e, muhafazakar yapıya sahip e, an, e, bir sanatçı. Dini hassasiyeti olan, yeni ve milli hassasiyeti olan yeni bir yeni adlandırmadır bu. E, 12. sınıf kitabında bu adlandırma var. Dini ve milli hassasiyeti olan sanatçılardan bir tanesi diyoruz. Ve baktığımızda dikkat ederseniz arkadaşlar kaçak yolcu yine yol kavramı burada karşımıza çıkıyor. Karşılama töreni yine yolculukla ilgili arkadaşlar. Şehir konuşmalarını mutlaka bilelim, intihar ilacını mutlaka arkadaşlar bilelim diyoruz. Ee, ve böylelikle arkadaşlar Hüseyin Atlansoy'u da bitirmiş olduk. Evet devam edelim. Edelim. Bu dersimizde isterseniz birkaç sanatçı daha görelim arkadaşlar. Sonrasında bugünkü dersimizi bitirelim. Bir, bir sonraki dersimizde arkadaşlar 1980 sonrası şiiri göreceğiz. Ve sonrasında da arkadaşlar sizinle beraber yani kalan şairlerimizi göreceğiz. Ve sonrasında ise Cumhuriyet dönemi halk şiiri geleneğiyle e, Cumhuriyet dönemi coşku ve heyecan diline getiren metinleri ve sanatçılarını bitirmiş olacağız. Ve Sunay Akın diyoruz. Sunay Akın e, baktığımızda arkadaşlar e, özellikle o da 1980 sonrası sanatçılardan o da e, farklı anlayışlarda eserler yazdığını görüyoruz kendisinin arkadaşlar. Halen e, kendisi yaşıyor ve kendisinin çok güzel gerçekten e, programları var. Edebiyat üzerine programları var arkadaşlar. E, takip etmenizi arzu ederim. E, Youtube'dan girerseniz arkadaşlar gerçekten Suna Yakın'ın çok güzel bir üslubu, çok güzel bir anlatımla olduğunu göreceksiniz. Özellikle Çanakkale Savaşı'nı anlatan e, şeyleri var, sunumları var. Gerçekten tavsiye ederim. Evet, Sunay Akın'a baktığımızda is, e, Trabzon Maçka ilçesinde arkadaşlar doğuyor. Kendisi ve İstanbul Üniversitesi'nde okuduğunu kendisini görüyoruz. Özellikle Yeni Yaprak ve Olmaz dergilerine yazılar kaleme alıyor. Şimdi baktığımızda onda da arkadaşlar farklı anlayışta işte eserler yazdığını kendisini görüyoruz. İlk şiir kitabı Cemal Süreyya'nın adını verdiği Makiler. Unutmayın arkadaşlar Makiler ismini Cemal Süreyya koyuyor. Kitabı yazan Sunay Akın adını koyan Cemal Süreyya. Ve bir dönem baktığımızda arkadaşlar Orhan Veli'nin şiir anlayışını devam ettiğinde özellikle anlık ve kısa şiirler yazıyor. Anlık ve kısa şiirler. Orhan Veli geleneğin devam ettiriyor. Bunu bilelim arkadaşlar. Ee, şiirlerinde lelik bir tonun yanı sıra yaptığı ince yergilerde dikkat çekiyor. Yani suna yakın şiirlerinde ironi de var. Bunu bilelim. Ve yine Cemal Süreyya'nın izleri taşıyan şiirlerinde dil oyunlarıyla süslediği alaycılık dikkati çekmektedir. Evet Cemal ile bir bağ var. Cemal Süreyya'nın şiir anlayışına doğal olarak etkilenmiş arkadaşlar. Ve dediğim gibi bunu bilelim. 1980 sonrası sanatçılardan olduğunu bilelim. E, Cemal Süreyya'nın onun yazmış olduğu bir kitaba makiler ismini koyduğunu bilelim. Orhan Bey Dili'den etkilenerek kısa ve anlık şeyler yazdığını bilelim arkadaşlar. E, lirik tonunda eserler yazıyor ama bazı eserlerinde ince yerlilerin olduğunu bilelim isabetli olacaktır. Ve eser olarak makileri mutlaka bilelim. Antik acılar, 60 kitapçılığını arkadaşlar bilelim. Romanına baktığımız zaman ise... E, Ayçörevi Deniz Yıldızı, Kız Kulesi'ndeki derili özellikle ama şiirlerini bilirsek arkadaşlar isabetli olacaktır. Ve böylelikle Sunay Akın'ı da arkadaşlar bitirdik. Burada dersimizi bitirelim. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar sizinle beraber 1980 sonrası sanatçıların geri kalanını göreceğiz. Sonrasında ise Halk Şiiri arkadaşlar Cumhuriyet Dönemi şiirini bitireceğiz. Dersimizi burada bitiriyoruz. Her ne kadar sürçü lisanney ile diysek afola selamette.